Peygamber Hazretleri buraya binecek. Ebu Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam yürü başlıyor arkasında. Burak aksilik yaptı şimdi. Bindirmiyor Peygamber. Almıyor sırtına. Tebbiniyor da bindirmiyor üzerine. Ebu Aleyhisselam dur dedi. Burak sordu. Ya Burak ne yapıyorsun sen? Aşılarını sen Muhammed Aleyhisselam'a. Niye böyle yapıyorsun? Ya Burak değil. Eğer Peygamber Muhammed Aleyhisselam Hazretleri bana bir söz verirse o zaman bindireceğim onu üzerime. Ne söz verecek? Yarın kabrinden kalkıp da mahşere giderken yine bana binerse, söz verirse o zaman bineceğim. Peygamber evet söz vereyim sana bineceğim ben de böylece. O zaman teslim oldu. Derler. Onun üzerine bindi ve oradan yolculuğu başladı. Burak gözünün gördüğü yere bir adımını atıyor. İki adımı öbür tarafa böyle. Öyle gidiyor. Giderken yolda burada bir gene bir ilginç bir konu oldu yolda. Onu da şey yapayım inşallah. Önce sağdan çok gür bir ses. Ya Muhammed dur diye. Peygamber durmadı hiç. Bırak gidiyor. İlerler. Bir defa soldan yine bir ses. Yine çok gür bir ses. Ya Muhammed dur. Peygamber durmadı. İleri gittiler. İleride çok süslü bir kadın. Çok ama süslü. Ziyaretli bir kadın. O bağırdı ya ama dur diye. Peygamber durmadı. Fakat Peygamber baktı. Kadın gerçekten çok yaşlı kadınmış. Yaşlıymış ama çok süslü kadın. İleri geçtiler. İleride yine bir yaşlı biri. Çok yaşlı. Elleri titriyor. Elleriyle. O ya ama dur diye bağırdı. Peygamber durmadı. Ondan sonra biri genç. Çok yakışıklı, dinç, enerji bir genç. Ya Ahmet dur deyince Burak kendi durdu böyle. Peygamber durdu. Biraz konuştu geçti. Peygamber Cebrail'e sordu bunlar muhtemelen. Ya Cebrail kimdi bunlar? Birincisi Yahudiliğin şahsı manevisiydi. Eğer dursaydın ümmetin Yahudilerini esir köle olacaktı. İkincisi Hristiyanlığın sesiydi. Hüseyin ümmet onlara köle olacaktı. Üçüncüsü o kadın dünyaydı. Ya yani dünyasından yaşlı artık ama insanı sürü kandırıyor. Dördüncüsü de o şeytandı. Beşincisi de o yeni İslam genç Müslümandı. Şimdi demek ki muhteremler bir insan manevi yolda yol alma başlayınca insanlara bu dört engel geliyor muhteremler. Bir Yahudilik, yani İslam üzerinde gizli aşikar etkisini göstermeye çalışıyor, baskı yapmaya çalışıyor. Devamlı böylece. Uyanık olma gerekiyor buna. İkincisi Hristiyanlığın baskı İslam üzerinde, Hristiyanlığın baskısı. Yani Hristiyanlaştırma, ki Müslümanlar şunlar bunlar, bu devam edecek muhtemelen böyle. Üçüncü dünya. Dünya ne yapıyor? Dünya aslında bak bir koca karı, çirkin bir koca karı, ama insanı kandırıyor süsüyle. Süsüyle kandırıyor. Biz şimdi ne yapıyoruz şu zamanımızda? Dünyanın süsüne kandırıyoruz. Dünyanın süsüne. Yok kanepenin işte kumaşı böyle olacak, rengi böyle olacak, fayansı böyle olacak, şu böyle olacak, boya bir badana böyle olacak, elbise şöyle olacak. Hatta tabakların seçiminde bile karar veremiyor. Tabak seçimine aktarımlar. O bizden Peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamber mi aktarımlar? Doğru diyor kuru ekmek boğma da yemeye. Zaman gelip bir ay evde ekmek pişmedi, yemek yapılmadı, ekmek yapmadı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi tabak beğenmiyoruz. Kaşık beğenmiyoruz muhtemelen böyle şey. Nedir bunlar? Yani dünyanın bizi aldatması işte bu. Diğeri şeytan. Orada Peygamber Buyur Aleyhisselam Hazretleri hurmalık bir yerden geçtik onda. Hurmalık bir yerden geçtik. Diyor ki Cebrail Aleyhisselam bana diyor. Yağım burada dur. İki rekat namaz kıl burada. İn iki rekat namaz kıldım burada. Sonra ne burası buradan? Burası Medine. Sen buraya geçeceksin. Peygamber namaz kıldığı yerde Medine Meclisi'nin olacağı yer. Hep kader var bunlar.